Sayın Valim ve eşleri saygıdeğer hanımefendi ve değerli konuklar. Eskişehir Valiliği, Tasavvuf Vakfı ve Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin birlikte düzenlemiş oldukları Mesnevi Okuması ve Yunus Değişleriyle Sema Gösterisi'ne öncelikli olarak hepiniz hoş geldiniz. Değerli misafirlerimiz tören programını arz ediyorum. İlk olarak Eskişehir Valisi Sayın Güngör Azim Tuna'nın açılış konuşmaları. Ardından Karabaşı Veli Kültür Merkezi Mevlevi Üstadı Sayın Mustafa Özbağ'ın mesnevi sohbetleri olacak. Onun ardından sema gösterisi ve en son takdim töreniyle tamamlayacağız. Değerli konuklar şimdi konuşmalarını yapmak üzere Eskişehir Valisi Sayın Güngör Azim Tuna'nın teşriflerini arz ediyorum. Buyursunlar Sayın Valim. Sayın Hocam, hanımefendiler, beyefendiler, muhterem gönül dostlarımız, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Manevi bereketini ortaya koymuş güzel şehrimizde bundan 8 asır önce Hazreti Mevlana'yı gönlüne ayna kıldığını ifade eden ve onun sohbetlerinde bulunmuş bir hak aşığı yaşadı. Bu hak aşığı elbette bizim Yunus'tu. Ve bizim Yunus bir şiirinde neredeyse her gün birbirimize sorduğumuz bir soruyu hatırlatıyor. Bugün ayın kaçı? Azın azın bu ömrün geçesidir. Sorarsın sen bu ayın nicesidir. Sen bugün ayın kaçıdır diye sorarken ömrün azar azar geçmektedir. Ve hala hangi telaştasın? Bu yüzden başkasını konuşmayı bırak, kendi iç muhasebeni yap, kendi yanlışlarınla yüzleş diyor bize Yunus. Ve sözlerine şöyle devam ediyor. Bırak başkasının sözünü, sen seni gözle. Senin suçun ile sen seni yüzle. Değerli kardeşlerim, yaşadığı müddetçe kendisini Kur'an'ın kölesi ve Hz. Peygamber'in ayağının toprağı olarak nitelendiren Hazreti Mevlana'yı dost doğru anlatmak boynumuzun borcudur. Ayrılıkların hüküm sürdüğü bir çağda Mevlana sevgili peygamberimizi rol model edinerek tıpkı onun gibi insanlara sevdiğini söylemiş ve adına vatan dediğimiz bu güzel coğrafyaya sevgi tohumlarını ekmiştir. Bu bakımdan Mevlana'nın bu tutumunun arka planında Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı görmemek Mevlana'ya dışarıdan yabancı bir göze bakmak demektir. Ruh ufkumuz Hazreti Mevlana riyadan uzak bir yol üzerinde bize iki seçenek ve bir tek yol sunmuştur. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Sözümüz özümüze, yüzümüz gönlümüze önümüz yönümüze uygun olmalıdır. Ve bu yolda Hz. Mevlana'nın dediği gibi akıl gözünü açarak nefsi boş heveslerden tutmak, uzak tutmak gerekmektedir. Ne anlatırsak anlatalım, ne kadar anlatırsak anlatalım bize Hz. Mevlana gibi gönül sultanlarımıza miras kalan bir sevdayı yansıtır ürettiklerimiz. Yaptığımız her işte güzellikleri görmek için attığımız her bakışta, iyilik ve güzellik için girdiğimiz her yarışta, uğrunda usanmayacağımız sevdamız vardır. Bu akşam Bursa'dan gelen misafir kardeşlerimiz, Tasavvuf Vakfı ve Karabahşı Veli Kültür Derneği olarak bize Yunus Emre'nin ilahileri eşliğinde bir sema icra edecekler. Hazreti Mevlana ile Yunus Emre'yi buluşturmuş oluyoruz. Aslında biliyorsunuz ikisinde söylediği Hakk'ın sözü, sözleri aynı kaynaktan besleniyor. Hazreti Mevlana bunu edebi bir dille yapıyor. Yunus Emre ise doğrudan halkın içinden halkın anlayacağı bir güzel bir Türkçe ile yapıyor. Evet ruhumuzun gıdası olacak inşallah bu akşam hep birlikte bundan istifade edeceğiz. Tekrar teşrifleriniz için teşekkür ediyorum. Hepinize Hayırlı bir akşam diliyorum. Sağ olun efendim. Değerli misafirlerimiz, bu akşam için gönderilmiş mesajlar var. İzin verirseniz o mesajları nakletmek istiyorum sizlere. Mesnevi okuması ve Yunus deyişleriyle sema gösterisine nazik davetiniz için teşekkür ederim. Programın güzel geçmesini temenni eder. Bütün konuklarınızı sevgi ve saygıyla selamlarım. Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakanı. Efendim aynı zamanda Eskişehir Milletvekilimiz Profesör Doktor Sayın Emine Nur Günay hanımefendi de mesaj göndermişler. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi özellikle belirtmek istediğim bir not var. Üstadı davet etmeden önce Görevli arkadaşlarımız size küçük küçük kağıtlar dağıtacaklar. Üstad'a da sorularınız varsa o kağıtlara sorularınızı yazacaksınız ve el kaldıracaksınız. Yine görevli arkadaşlarımız o kağıtları alıp üstad'a ulaştıracaklar. Sayın Valim değerli konuklar, Karabaş Kültür Merkezi Mevlevi Üstadı Sayın Mustafa Özbağı mesnevi sohbetlerini yapmak üzere davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Benim adım Mustafa Özba. Aslen İzmir Bayındırlıyım. Bursa'da ikametgah ediyorum. Emekliyim Bağkur'dan. Baştan öyle bir giriş yapayım dedim. Sayın valimizde teşekkür ediyoruz. Çanakkale Gelibolu Mevlühanesi'nden tanışıyoruz. Gelibolu Mevlanesi'nde Sayın Valim'le başlayan yaklaşık şu anda 100. ayı doldurdu herhalde. Orada Gelibolu Mevlanesi'nde de her ay, ayda bir pazar mesnevi okumaları yapmaya çalışıyoruz. Bursa'da 450 yıllık bir Karabaş Veli Tekkesi var. Mevlevi Tekkesi ilk başlangıç kuruluşu öyle değil ama sonradan Mevlevi Hane'ye çevrilmiş. Orada da her cumartesi mesnevi okumaları yapmaya gayret ediyoruz. Dünya üzerinde 365 günün 365 gününde seması olan tek Mevlevi Hane. 365 gün ücretsiz, halka açık, herkese açık, inanan inanmayan kim var ise kapısı bizce olmayan bir yer. Kıymetli dostlar ben biraz böyle hani az önce Sayın Valim'in Hazreti Mevlana'dan bir deyişle sunduğu gibi ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol disturuna uymak istiyorum. Hakkınızı helal edin. Ben biraz rahat olayım. Ben sizi biraz geriye doğru götüreyim. Hazreti Ali radıyallahu an hazretlerinin vefatına, vefatından sonra Muaviye'nin Şam devletini kurmasına, Muaviye Şam devletini kurduktan sonra vefat edip, tabu bu arada Hazreti Hasan Efendimizin halifelikten feragat etmesine, barış olması için İslam barış dini, Hazreti Hasan Efendimiz de barış olması için feragat eder ve der ki biz sizin imamınızız. Siyasetten bir adım geri çıkar. Muaviye vefat eder. Muaviye vefat ederken etrafındakilere oğlu Yezidi halife tayin eder. Bu o güne kadar İslam silsilesinde olmayan bir şeydir. Çünkü Hazreti Ali radıyallahu an hazretlerine kadar seçimle gelmiştir halifeler. Tabi bunun üzerinde Hazreti Ali radıyallahu an hazretlerinin şehrindeki Müslümanlar Hazreti Hüseyin Efendimiz'e mektup yazarlar. Gel bu zulmü durdur. Biz zulüm altındayız. Hazreti Hüseyin Efendimiz Medine'den yola çıkar, öldürülmek istenir, yola çıkar. Ama bütün Medine'de onu sevenler gitme der. Mekke uğrar, Mekke'deki sevenleri gitme der. O bu davete icabet eder. Gider, malum şehidi Kerbela. O güne kadar olan şehitlerin en acısı. Ümmet-i Muhammed'i ciğerinden yaralayan bir olay. Ümmet ondan sonra felah bulmaz bir türlü. Ve Hüseyin'i kolu dediğimiz o kol Orta Asya'ya doğru sığınmak zorunda kalır. Yezid'in zulmünden ve Yezid'in askerlerinin zulmünden. Bu araları doldurabiliriz hiç olmasa yaşlı ninelerimize yer verelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin torunlarından Hazreti Hüseyin Efendimizin torunları bu vesileyle Orta Asya'ya doğru yol giderler. Türkler Orta Asya'dadır. Henüz daha İslam'la yavaş yavaş tanışmaya başlamışlardır. Hazreti Hüseyin Efendimizin o akrabalarını bağırlarına basarlar. Çünkü onlar için, Türkler için Orta Asya'da zayıf korunmalı, muhtaç, bakılmalı, aç doyurulmalı, çıplak giydirilmeli. Eğer bir yerde zulüm varsa zulme baş kaldırmalı. Türklerin ana yapısı budur. Ve gelen Hüseyin'i kolunu misafir ederler. Yezid ve askerleri Türklerle savaşmayı göze alamazlar. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadis-i şerifini bilirler. Hadis-i şerif nedir? Siz Türklerle sakın savaşmayın. Onlar size bulaşmadıkça siz de onlara bulaşmayın. Bulaşmak istemezler. Ve böylece Türkler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Hüseyin'i kolundan dini öğrenirler. Hüseyin'i kolundan. Hüseyin'in kolu biraz daha İslam'ın sevgiden, muhabbetten, aşktan, hoşgörüden, birlikten, beraberlikten bahseden koldur. Bu bağnazlıktan, yobazlıktan, din tüccarlığından, dinin üzerinden hakimiyet kurmaktan uzaktır. Türklerin istediği bir şeydir. Türkler hemen İslam'ı kabul ederler ve İslam olurlar. Kavim kavim ve o Orta Asya'nın bozkurlarından bir Hoca Ahmet Yesevi çıkar. Hoca Ahmet Yesevi elinde kopuz, elinde kopuz. Bütün Türk kavimlerini dolaşır kopuzla İslam'ı anlatır. Oysa şeyhi hadis alimidir. Hadis alimi dediğinizde bütün hemen hemen kütüb-i siddeyi hıfsında tutan bir kimsedir. Ve kütüb-i siddeyi hıfsında tuttuğu gibi Hoca Ahmet Yesevi de kütüb-i siddeyi hıfsında tutan bir kimsedir. Kocaman bir alimdir. Matematikten, fenden, fizikten, kimyadan, astronomiden haberdardır. Belgesi vardır. Medrese medrese dolaşmıştır. Şam, Bağdat bütün medreselerde eğitim görmüştür. Ve Hoca Ahmet Yesevi her gittiği şehre, her gittiği beldeye tohum diker. Her bahçevan diktiği tohumun meyvasını yemek ister. Bahçevan odur ki dikmiş olduğu tohumun meyvasını yiye. Bahçevan odur ki dikmiş olduğu tohum ağaç ola herkes faydalana. Usta odur ki yanındaki çırağı usta ede. Tüccar odur ki yanındaki kalfasını tüccar eder. Eğer usta yanındaki çırağını usta etmiyorsa ya usta değildir ya da ahlaken kötüdür. Neden? Ahlaken iyi olursa onu usta etmesi gerekir. Çünkü o usta olur, çoluğuna çocuğuna ekmek götürür. Öbürkü de onun çırağı da usta olur. O da çoluğuna çocuğuna ekmek götürdükçe sadakayı cariyedir. Hiç hayır kapısı kapanmayacaktır. Bir tüccar yanındaki kalfasını tüccar ederse sadakayı cariyedir. Asla ve asla hayır hasenat defteri kapanmayacaktır. O yüzden Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri ya öğreten ol ya öğrenen ol der. Öğretenlerin hayır hasanat defteri kapanmayacaktır. Öğrettiyse, öğrenenler terbiyeliyse öğrendiklerini hep öğreteni saygıyla anacaktır. Terbiyeliyse. Hoca Ahmet Yesevi her yere eker, her yere diker. Bunu böyle giriş yaptım, hakkınızı helal edin, tasarlanmış bir şey değil. Ve Hoca Ahmet Yesevi'nin dikmiş olduğu tohumlardan birisi müthiş bir çınar olacaktır. Belten yolculuk başlar. Belten bir kervan yola çıkar. Kervan bütün meşakkatleri, sıkıntıları geçerekten Mekke'ye ulaşır. Kervan komple hac ibadetini yerine getirir. Ardından Medine'ye geçerler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin huzuruna varılır. Ve işaret fişeği denilir ki istikametiniz Anadolu'dur. Yani Urum bölgesi. Belkevran'ı yürüye yürüye Sivas üzerinden Konya'ya gelir yerleşir. Araları geçtim. Ve Konya'da sonuçta Konya'ya gelmezden önce Hazreti Pir en son Konya'ya gelir. Hazreti Mevlana Celalettin Rum Hazretleri babası vefat eder babasının arkasından bıraktığı Şeyh Buhranettin vefat eder. Ondan sonra kürsüye, posta Hazreti Mevlana Celaleddin Rum Hazretleri oturur. Beyefendiler yolu açarlarsa arkadaki hanefendiler bu tarafa doğru gelsinler. Hazreti Mevlana Celaleddin Rum Hazretleri babasının şeyhi vef babası vefat etmiş, şeyhi de vefat etmiş medreseye oturur. Medrese o zaman için Selçuklu'nun en nadide medreselerinden birisidir. Medresede fizik, kimya, astronomi, matematik, felsefe, hadis, Arapça, tefsir bütün o günkü bütün ilimler verilmektedir. Harıl harıl talebeler gelir, okumalar devam eder ama Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretin içerisinde bir boşluk Mutsuz. Buna sufiler kabız hal derler. Yedinden zevk almasın, içtinden zevk almasın, sohbetten zevk almasın. Güneşe bakarsın sanki güneş eski pırıltısında değil. Ay'a bakarsın ay sönmüş. Yıldızlara bakarsın cık, yıldızlar dünkü yıldız gibi değil. Bir türlü kendinizi bulamazsınız. En nadide yemeği getirseler bakarsınız. ...en nadide çok sevdiğiniz bir şey getirseler... ...sizi heyecanlandırmaz. Buna sufiler kabus hali denir. Mutsuzdur, tatsızdır. Zevk almaz. Neşelenmez hiç. Yüzü gülmez. Hani böyle kadınlar vardır... ...hiç yüzü gülmez. Adam ne yaparsa yapsın... ...Cem Yılmaz'ı getirsen kadının yüzü gülmez yine. Veyahut öyle adamlar vardır ya... ...kimi getirirsen getir... ...hangi şaklabanlığı yaparsanız yapın... Hakkınızı helal edin. Ben arada da su içiyorum. Ayakta içmek de sünnet. Hazreti Ömer radıyallahu an Hazretlerinin oğlu Hazreti Abdullah naklediyor. Ben diyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretten ayakta da su içtiğini gördüm. Oturarak içmek daha güzel. Bunda bir beis yok. Bir türlü o erkek de mutlu olmaz ya kabız halidir bu. Hazreti Pir'in üzerinde öyle bir hal var. Sakın şöyle demeyin. İşte ya o, o esnada şeyh değil miydi? Şeyhken de kabız hali olur mu? Evet. Çünkü bu yolculuk muhteşem bir yolculuk. Bitmeyen bir yolculuk. Hazreti Mevlana Celalettin Rum Hazretleri'ni biz Konya'da bıraktık. Tebriz. Bakın nerelere gidiyoruz. Şimdi bize ne kadar uzak değil mi? Tebriz dediğimizde ne kadar uzak. Belh dediğimizde ne kadar uzak. Oysa bunlar buraları. Çok özür dilerim. Bizimdi. Hala da bizim. Ve bizi bekliyor. Bizi bekliyor. Bizi bekliyor diyebilirim ki ta Hindistan'dan ta Bosna'ya kadar bizi bekliyor. Ve Tebriz. Tebriz'de bir çocuk doğar. Doğduğundan itibaren muhteşemdir. Enteresan bir hali vardır. Çocukluğunda biz hiperaktif diyelim, öyledir. Ama aşk demiştir ona. Bir türlü sükun bulmaz hiçbir şeyde. Babası peşinden koşturur. Olmaz bir türlü. Ela avuca sığmayan bir çocuk. Çocukluğunda ortalığı tozu dumana katan bir çocuk. Tozu dumana katan. Ama tuhaf mı tuhaf. Değişik haller gören, değişik rüyalar gören, değişik bir menfezde ilerleyen çocuk. Biraz daha yetişmeye başlayınca babası telaş ediyor. Bir evden çıkıp gittiğinde dağ, bayır, bahçe 15-16 gün, 20 gün, 30 gün, 40 gün gelmiyor. Hani bu hali de Hazreti Nakşibendi Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kabri şerifine gelmezden önce yaşadığı bir hal. Böyle sufilerin değişik halleri vardır. Akıl ona yetmez. Hazreti Pir'in dediği gibi, akıl aşka gelince apışıp kaldı. Başka bir yerde de der ki, Akıl aşka gelince eşek gibi çamura saplandı. Başka bir yerde der ki: "Ey ahmak! Sen şehveti aşk zannetmişsin." Ah bu farklı bir şey. İşte o böyle normal bir akıllı değil. Babası telaş eder, üzerinde titrer. "Evladım, sana sana bakınca korkuyorum, üzülüyorum. Bir şey mi olacak?" babasına muhteşem bir cevap verir. Babacığım bizimle senin aramızdaki hukuk bizimle aramızdaki fark ne biliyor musun? Ne evladım baba bir tavuk düşün. Tavuğun altına bir sürü tavuk yumurtası konmuş. Bir tane de kaz yumurtası konmuş. Gün gelince yumurtalar yumurtalardan civcivler çıkınca tavuğun arkasında bütün civcivler pür neşe arkasında dolaşıyorlar ne zamana kadar bir göl kıyısına gelinceye kadar göl kıyısına gelince kaz olan civciv hızla göle doğru koşmakta ama o tavuk onun yüzme bildiğini bilmiyor çırpınmakta eyvah boğulacaksın demekte. Oysa o kas deryaya dalmak için yaratıldı. Onun istidadı onun istidadı yüzmek, dalmak, daldıkça dalmak, daldıkça dalmak. Daldıkça daldıkça dalmak. İstidadı bu. İşte der benim istidadım yüzmek için. Ben karada durmam. Hazreti Mevlana der ki: "Sen deryalar için yaratıldın. Karada ne işin var? İsa gibi denize vur kendini." O çocukluğunda denize vurur kendisini ve vurur ve babası anlar ki her ne kadar çocuğun fiziki babası kendisi ise manevi değil. O ayrı bir aleme koşmakta. Ve Şemsettin Tevrizi kendi bölgesindeki bir şeyhe intisap eder. Bir müddet gider. Kavız hali çöker. Biter orada. ikinci şeyhe gider. Bir müddet ona gider. O der ki ben de bitti nasibin. Bakın o günün şeyhleri hassis değillerdir. Bu benim deyip bırakmamazlık etmezler. Hürriyet vardır. İslam'da hürriyet önemlidir. Bir kimse mezhebini, meşhebini seçmekte hürdür. Hür. Hür. Hazreti Pir der ki, ey oğul, hür ol. Ne zamana kadar altına gümüşe bağlı kalacaksın? Ama biz bağlandık altına ve gümüşe. Hürriyetimizi kaybettik hürriyetimizi kaybettik. Dini hürriyetlerini kaybedenler kendi hürriyetlerini, birey hürriyetlerini de kaybederler. Birey hürriyetlerini kaybedenler vatan hürriyetlerini de kaybederler. Vatanı olmayanın hiçbir hürriyeti olmaz. Şehitler haftasındayız. Bunları da bilelim, analım. Şehitler Haftası'nı da. Sakın bu son zamanlarda çıkan dini yaşamak için vatan lazım değil diyenlerden olmayalım. Sakın ha! Vatanınız yoksa bilin ki dininizi tam anlamıyla yaşayamazsınız. Yaşayamazsınız. O yüzden Çanakkale şehitleri 18 Mart. Hiç unutmayalım. Hiç unutmayalım. Çocuklarınızı, öğrencilerinizi, talebelerinizi, etrafınızı muhakkak ve muhakkak arada bir isterim ki her yıl gidin. Götürün Orları dolaştırın. Şehitlikleri dolaştırın. Gelibolu piknik yapılacak bir yer değildir. Sakın ha. Orada burada piknik yapacağız, kebap devireceğiz, köfte yiyeceğiz diye uğraşmayın. Sakın ha. Şehitlerin ruhaniyetlerini düşünün. Asla. Yanınıza alın kuru ekmek, kumanya. Anı yaşayın. Deyin ki kuru ekmeği dahi bulamadılar. Yavrularım biz bugün hiç olmazsa kuru ekmekle günümüzü geçirelim. Evden kadınlar binbir türlü börek yapıp gitmesin. Kuru ekmek. Onlar kuru ekmek ve buğday çorbasıyla bu vatanı savundular. Kuru ekmek ve buğday çorbası. Biz de senede bir gün anmak için Çanakkale'de yürüyüş yapıyoruz şehitler için şehide sema diye inşallah orada her sene böyle bir etkinliğimiz var unutmayalım unutursak unutursak yeniliriz unutursak kaybederiz unutursak ölürüz unutursak ölürüz o toprağın altındakileri unutmayacağız. Bakın doğuda, güneydoğuda her yerde dal gibi evlatlarımız vatan için dal gibi evlatlarımız 20 yaşında, 22 yaşında bakın Ankara'nın göbeğinde 6 aylık çocuk gencecik kızlar Ankara'nın göbeğinde, İstanbul'da her yerde bu vatan için kim bir damla ter akıttıysa unutmayacağız. Ve hepsinin önünde saygıyla eğileceğiz. Asla unutursak vefasızlardan oluruz. Hainlerden oluruz. Unutursak biz kaybedenlerden oluruz. Allah muhafaza eylesin. Şemsettin-i Tebrizi Şahın Akşibendi Hazretleri 360 tane şeyh dolaştı. Şemsettin Tebrizi de 6-7 tane şeyh dolaştı. Bir rivayette 7 tane. Hepsinden ayrı ayrı özellikler, hepsinden ayrı ayrı ilimler aldı. Ama artık o her gece dua etmeye başladı. Çünkü usta bir tohum dikmesi lazım. Bahçıvan bir tohum dikmesi lazım. Öyle bir tohum dikmesi lazım ki ondan meyva yenmesi lazım ve şemsettin Tebrizi her gece dua etmeye başladı. Ya Rabbi bana öyle bir münbit toprak göster ki arif olan cevherini boş yere saçar mı? Arif sözüne uygun olsun ve ben gideyim o tohumu ona dikeyim ve ondan öyle bir çınar olsun, öyle bir ağaç olsun bütün dünya, bütün insanlar o ağaçtan meyve yesin, nemalansın ve her yalvarışında manevi olarak rüyasına cevap bekle. Vakti gelince sana göstereceğiz. Bunlar şimdi bize evliya menkıbesi gibi. Hayır, gerçek sufiler kalbi akıllarıyla davranırlar. Onlar kalbi aklın fetvasına bakarlar. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dedi ya sana fetva verseler dahi sen kalbindeki müftiye danış. Kalp müftüsü hiçbir müftiye benzemez. Sana derler bunu yiyebilirsin. O takvayla süslendiyse o içerden der yeme. Sana derler bu caizdir alabilirsin. Kalp müftüsü çalışıyorsa o der ki alma. Sen dersin ki ya ne kadar güzel Mustafa Özbağ konuşuyor. Kalp müftüsü der ki bekle. Dinle. Ne olduğunu öğren. Kalp müftüsü böyle bir şeydir. Hani o böyle her şeye benim tabirim yalam yapacak yaklaşmaz. Annemin sözüydü bu. Bulaşıcı yıkar, yalam yapacak yıkanmış bu der. Düzgün, ince, titiz yıkanmamış. Bunun gibi. Kalp müftüsü yalam yapacak, bakmaz meseleye. Bekle der. İşte o da şemsettin Tevrizi böyle bir kalp ilmini gönderecek, yatıracak, verecek bir yer arıyor. Ona hep bekle deniyor. Sufiler manen hareket ederler. Onlar manen hareket etmemezlik etmezler. Aklına uyanlar matematiğine, sinüsüne, kosinüsüne göre hareket edecek. Sufiler kalbi akla göre hareket edecek. Kalbe göre bakacak. Sinüs, kosinüs, tanjat, kotanjat onu ilgilendirmez. O gördüğü rüyaya bakar. O kalbe gelen ilhama bakar. O kalbine gelenle konuşması gerekir. O sadırdan, satırdan değil, sadırdan konuşur, sadırdan bilir. İşte şemsettin Tebrizi geceler geceyi, geceler geceyi ekliyor, hep dua ediyor. Ya Rabbi, beni ona ulaştır. Ve bir gün vakit saat geliyor, gong vuruyor. Deniliyor ki senin yolun Konya'da. Hazreti Şemseddin'i Tebrizi, Şam'dan tabu dolaşa 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 o da Tebriz'den dolaşa dolaşa Şam'a geliyor. Şam'dan kalkıyor, hareket ediyor, yürüyerek ta nereye geliyor? Konya'ya geliyor. Konya'da bir hana yerleşiyor, bekliyor yine işaret bekliyor. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün, altı gün, yedinci gün doluyor. Deniliyor ki aradığın bugün bu sokaktan geçecek. Hazreti Pir büyük bir heyecanla sokağın başında bekliyor. Bakıyor ki karşıdan atın üstünde ay parçası geliyor. rüyasında gördü, manasında gördü ve günlerce, aylarca rüyasında, rüyasında tanıştığı, beklediği kimse ve yıllardan beri beklediği an geliyor. Artık yetiğini kaybetmiş çocuk nasıl yetiğini bulduğunda sevinirse öylesine sevinçli. Hani kadınların çok güzel nadide bir yüzüğü olsa elini yıkarken kaybetse nereye koyduğunu kaybetse bütün evi ortaya kaldırır ya. Kaldırır mı? Kaldırır. Hepsini ortadan kaldırıp onu bulmaya çalışır mı? Evet. Hepimiz aynı değil miyiz? Evet. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ya hani bir kimse diyor çölde devesini kaybetse ve diyor devesini kaybettiğinde bulamasa günlerce beklese arasa Sonra diyor devesini bulsa nasıl sevinir ya. Evet kul diyor günahına tövbe edince de Allah öyle sevinir. Bakın kul günahına da tövbe edince Allah da öyle sevinir. Ondan daha fazla sevinir. Orada tövbe etmenin faziletini anlatırken sakın ha tövbe etmeden yatmayın. Evet sakın ha Başınızı yastığa koydunuz mu? Koydunuz. Bitti mi gününüz? Bitti. Ya Rabbi bilerek bilmeyerek işlediklerimi affeyle. Amin. Demiyorsunuz mu amin? amin. Evet. Allah Allah. Amin demeye mi korkuyorsunuz? Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Bu kadar. O affedici. O affedici. Anneniz vermez, babanız vermez, eşiniz vermez, oğlunuz kızınız vermez, komşunuz vermez. Kimse yüzünüze bakmaz. Ama ona ya Rabb'i dedin mi? O buyur kulum, söyler der. İste benden. Benden iste. Benden iste. Sen desen ki şu Uludağ'ın karları erisin, eritir. Eritir. Sen desen ki şu ulu dağı kaldır şuraya koy koyar. Ayvaz Dede'ye gidiyoruz Bosna'ya. Ayvaz Dede de Bosna'da bizim Cafer nerede? İçeride mi? Cafer bana bir şey anlattı. Dedi ki efendim orada dedi Ayvaz Dede Hazretleri var. Evet. Orada dedi gittiğinde Horasanlı kendisi. Bakın o büyük ustanın yetiştirdikleri nerelerden çıkıyor? Horasanlı. Ayvaz dede gitmiş. Oradakilerin hiçbirisi de Müslüman değil. Ama insan. Demişler ki susuzluk var, kıtlık var. Bir kayanın ucuna gitmiş. Kayanın başına. Oturmuş kayaya. Bunlar şimdi evliya menkıbesi gibi. Kayaya rabıt ediyormuş. Boynuna da dua ediyormuş. 40 gün. 41. gün su fışkırmış oradan. Dua kabul olur. Acele etme. Dua kabul olur. Bekle. Dua kabul olur. İste. O cevap verendir. O diridir. O haydır. O ganidir. O isteyene verir. O vermemezlik etmez. Şanına yakışmaz. Şanına yakışmaz. O padişahlar padişahı. Yakışır mı şanına vermemezlik? O gani. Biz fakiriz. O verir, isteyin. Hatta ben derim ki peynir, ekmek ister gibi isteyin. Peynir, ekmek ister gibi. O size yakın. Ey Habibim kullarım sana benden sorarlarsa de ki Onlara şah damarından daha yakınım. Tövbe ederlerse günahlarını affederim. Tövbe ederlerse günahlarını affederim. Dua ederlerse dualarını kabul ederim. İyak ve İyak enastain. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Ol. İşte Şemsettin-i Tebrisi bekliyor. Günlerdir, aylardır, yıllardır duasına dua katıp, hasretine hasret katıp, gözyaşına gözyaşı koyup, gözyaşını yoğurup, gözyaşını yoğurup beklediği an geliyor. O ay parçası geliyor. Hazreti Mevlana Cerat-ı atının üzerinde etrafında talebeleri yavaş yavaş o sokağa girdiler. Hazreti Pir'in yanına doğru yaklaşırlarken Şemsettin Tebrizi gitti. Dedi ki ey alim ulema kimse sana bir sorun var. Her yerde etrafında böyle insanların çok özür dilerim. Böyle bir mevki, makam sahibi insanların etrafında yalaklar ve salaklar vardır. Onlar kraldan fazla kralcıdır. Onlar bilenden çok fazla bilendir. Hemen özür dilerim alkış için söylememiştim ama vardır bunlar. Bunlar her yerde vardır. O makam sahibi kimse yalak ve salakları ayırmakla mükelleftir. Ayıracak, biri bakacak, onların işine bakacak. Ne iş yapıyor? İşinde ne kadar başarılı? Ehliyetine bakacak. Ehliyetli mi, değil mi? Ne yapıyor? Ona bakacak. Onun tabi efendim demesine bakmayacak. Kimisi vardır tabi efendim der, dediğini yapar, orada oturur sabahtan akşama kadar. Hemen Şemsettin'i Tebrizi'yi atmak istiyorlar etrafından. Ama. Hazreti Mevlana'nın atı Arif. Talebeler değil at Arif. Talebeler değil at laf dinliyor. Talebeler yoz. Talebeler kör. Talebelerin kalp göz açık değil. At hemen önden gelene kafa vuruyor. Arkadan gelene tekme. Hazreti Şemseddin Tebriz'inin etrafında dönmeye başlıyor. Hiç kimseyi yanına yanaştırmıyor. Hazreti Mevlana talebelerine diyor durun. Bekleyin. Çakılın kenara. Sor sorunu diyor. Atın üstünde. Diyor ki. Ey alim kişi. Hazreti Muhammed Mustafa dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem. Hakkıyla sana kulluk edemedim ya mabud. Ama onun ümmetinden olan Bestanlı Beyazıt dedi ki var mı benden daha şanı yüce? Kendi kendimi tesbih eder, kendi kendimi tenzih ederim. Be Hazreti Besta mı büyük? Hazreti Muhammed Mustafa mı büyük? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Mevlana hemen cübbesini topladı, hemen attan indi. Soru muhteşem. Muhteşem insanlara muhteşem sorular sorarsanız muhteşem sonuçlar alırsınız. Soru sohbetin özü hükmündedir. Bir, soru senin özündür. İki, soru sorar. Hocam, tırnak boyası abdesti bozar mı? Ben 30 yıldır tırnak boyasını halledemedim. 30 yıldır saç boyasını halledemedim. 30 yıldır. 30 yıldır işte böyle ondan sonra kuş uçtu filan yere kondu caiz midir? Soru muhteşem. Cevap da muhteşem. İner Hazreti Mevlana aşağı. Şemsettin Tebrizi'nin gözlerinin içine bakar. Yolcu. Hazreti Muhammed Mustafa Derya gibiydi. İçtikçe içti, içtikçe içti, içtikçe içti. Yok mu daha dedi. İçtikçe içti, içtikçe içti, içtikçe içti. Doyamıyorum. Yok mu daha dedi. Ve bu da Mustafa Özbağ'ıydı. Hala doymadı. Ama dedi onun ümmetinden olan Beyaz Bestami çocuk gibi bir kadeh içti Yok mu bana yan bakan dedi. Hazreti Şems bu cevabı alınca Allah dedi gitti. Çünkü aradığını buldu. Aradığını buldu. Oydu. Rüyasında beklediği oydu. Hayalinde beklediği oydu bir gelinler gibi, gelinlik gibi, kaneviçe işler gibi, çeyiz işler gibi hayatında işlediği oydu. Onu bekliyordu. Evet. Artık gönül rahatlığıyla vazifesini yerine getirmenin zevkini, tadını tatacaktı. Onu bekliyordu. Ve artık bir tohum dikecekti. Yıllardır bağrında, kalbinde, en sıcacık yerinde, en sır yerinde, besledi, büyüttü ve hayalinde bütün dünyayı çepeçevre çevre sarmaladı. Ahireti kollarının altına aldı. Bir tohumu dikecekti. Ağacın tohumunu. Bayıldı. Bayılınca talebeler tuttular. Bir kısmı yalaklar ve salaklar. Bu adam nereden geldi? Üstadımızı üzdü. Bak bu adamı ilk bakış o esnada yalaklar ve salaklar sevmedi sonuna kadar Şemseddin-i Tebrizi onlar sevmedi. Bende biraz Gencebay felsefesi vardır. Bir görüşte aşka inanırım. İkincisi boş laftır. Ben akılla sevebilenlerden değilim. Özür dilerim. Nefret ediyorum akılla sevmekten. Ne güzel şey değil mi? Bir görüşte aşık oldum. Bu biziz. Bu biziz. Biz severken matematik yapmayız. Biz matematik yapınca çuvallarız. Duygumuz muhteşemdir bizim. Severiz, zarar da ederiz. Hiç önemli değil. Ama bir görüştür. İşte Hazreti Mevlana cerat Rum Hazretleri'nin etrafındakiler kimisi bir görüşte sevdi. Bir görüşte sevmeyenler hiç sevmediler. Ebu Cehil gibi. Peygamberlik geldi, sevmedi. Ama Hazreti Ebu Bekir aşık oldu. Aşık. O yüzden o ne dediyse doğru dedi dedi. Aşıktı çünkü. Dediler ki arkadaşın miraca çıkıp Allah'la görüştüğünü, bütün göğü seyran ettiğini, cenneti cehennemi arşalayı gördüğünü söylüyor. Ne diyorsun? Bunu dedi. Muhammed mi söyledi? Evet. Doğru söylemiştir dedi. Ben katılıyorum ona dedi. Aşıklık bu. Doğru söylemiştir. Aynı söz Hazreti Ömer'e gitti. Radıyallahu anh hazretlerine. O aklın dahisi. O da dedi ki bir kendisine sorayım. Kendisinden teyit edeyim. Arasındaki fark böyle. Bu Hazreti Ebu Bekir Efendimizin aşkı. Bu da Hazreti Ömer Efendimizin aşkı. O akla bakar daha fazla. Öbürkü aşka bakar. O farklıdır. Hani dedi ya Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretlerinin bulunduğu, Hazreti Ömer'in bulunduğu bir yere geldi. Yahudinin birisi dedi ki, ya Muhammed senden benim alacağım var. <laughs> o da dedi ki, yok Hazreti Peygamber Efendimiz. Dedi ki, olmadığına dair şahidin var mı? Hazreti Ebubekir Efendimiz çıktı, benim şahit dedi. Vallahi de billahi de şahidim, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretin sana borcu yok. Yahudi çekti gitti. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki... ...vallahi gördün mü sen dedi şahit misin? Dedi ki... ...ben o bana görmediğim... ...Allah'a iman etmemi istedi. Ben ona şehadet ettim. Buna mı şehadet etmeyeceğim dedi. O bana dedi görmediğim cennete iman et dedi. Ben iman ettim, şehadet ettim. Buna mı etmeyeceğim dedi. Dikkat edin aradaki fark bu. Ve şemsettin Tevrizi'yi aldılar götürdüler baygın bir şekilde. Hazreti Mevlana Celalettin Rum Hazretleri'nin tekkesine orada dergaha gitti. İşte biraz üzerine sumu döktüler. Baygın olduğu halde konuşuyordu. Bütün herkes baktı baygın konuşuyor. Siz onlara ölü demeyiniz onlar diridirler. Şehitlik, bir şehitlik vardır. Kur'an için, vatan için, millet için can satarsın. Muhteşem bir şeydir. İkinci şehitlik vardır. Allah için nefsini satarsın. Onlar ölmeden önce ölümü tadanlardandır. Ölmeden önce ölümü tatmak nefsini Allah yolunda satmaktır. Nefsini Allah yolunda satan ölmeden önce ölür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki ölmeden önce ölünüz. Öyle kitaplarda okunan beyaz ölüm, kırmızı ölüm, yeşil ölüm değil. Geçin onları. Haram işlemeyin. Bırakın beyaz ölümü, kırmızı ölümü. Haram işlemeyin. Bırakın kırmızı ölümü. Farzları yerine getirin. Kul farzları yerine getirmekle Allah'a en sevgili iş yapar. Nafilelerle yaklaştıkça yaklaşır. Allah onu sever. Allah onu sevince gören gözü duyan kulağı tutan eli yürüyen ayığı söyleyen dili olur. Cenab-ı Hak diyor ki, o benimle görür. Aldı her şeyi üstüne. O benimle konuşur. O benimle tutar. O benimle bakar. O benimle yürür. O hale erenlerden kim? Şemsettin-i Tebrizi. Baygın olduğunda da konuşuyor. Onlar uyuduklarında da konuşurlar. Onlar uyuduklarında da duyarlar. Onlar ölmüş ya, onunla da konuşurlar. Bir genç vardı ya, sahabeden. Her gün camiye gider gelirken kadının birisi her gün ona bana gelsene derdi. O genç de kim bilir kaç gün artık böyle bir baskıya maruz kaldı. Günler sonra gençlik de var ya kapıdan içeri adım attı. Kadın ona tam sarılacak, muradına erecek. Kendince erkek ben ne yapıyorum diye utancından Allah dedi düştü, bayıldı. Kadın aldı onu, yanındaki hizmetçisiyle beraber evlerine götürdü. Babasına dedi ki genci, hakkınız helal edin. Ben işte şu kadar zamandır bu gencin bana gelmesini istiyordum. Bu gece geldi. Allah dedi kapıda bayıldı. Getirdim dedi. Ve o genç birkaç gün sonra öldü. Babası, ailesi böyle bir şeyden dolayı öldüğü için çok üzüldüler. Hiç kimseye haber vermediler. 3-5 kişi cenaze namazını kılıp hemen gömdüler. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün. Ha Hazret Ömer Efendimiz baktı ki o genç yok. Onu da çok severdi. Hemen koşa koşa gitti evine. Dedi de, "Nerede bu genç?" Dediler ki, "Ya Emir el-Mü'minin sorma." Ne oldu? Böyle, böyle, böyle böyle oldu. Biz de üzüntümüzden, utancımızdan hiç kimseye haber veremedik. Gittik gömdük. Nerede dedi mezarı? Filanca yerde. Koca Ömer koşa koşa gidiyor. kabri Şerifin başına geldi. Yanında kahvane herkes ne oluyor dedi. Medine'nin büyük bir çoğunluğu gitti arkasından. Koca Ömer Davudi bir sesle seslendi kabre. Ya falan! Ya falan! Allah'ın vaadini gördün mü? Cevap geldi. Hem de fazlasıyla ya emir el müminin. Allah fazlasıyla beni lütuflandırdı dedi. Kim ölü kim sağ belli değil. Biz mi ölüyüz? Onlar mı sağ? Biz mi diriyiz? Onlar mı diri? Neremiz diri? Yoksa Hazreti Pir'in dediği gibi asıl ölüler bizler miyiz? Hazreti Mevlana öyle diyor. Asıl ölüler bizleriz diyor. Acaba biz bir rüyada mıyız? Yoksa Pir'in dediği gibi her şeyi hayal üzerine yürür gör demiş. Öyle miyiz? Ha demek ki onlar duyurabiliyorlar. Konuşabiliyorlar. Şemsettin'i, Tebriz'i upuzun yatıyor ama konuşmaya devam ediyor mahrem şeyler konuşuyor. Hz. Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri bakıyor, mesele normal bir mesele değil. Etrafındaki herkesi dışarı çıkıyor. Sultan Velet yanında. Ve kendine geliyor, kendine geldikten sonra sanki birbirlerini çok önceden tanışıyorlarmış gibi. Mesnevinin başında bir cariye hikayesi vardır. Cariye hastalanır, Padişah cariyeni şifasını aramak için bütün doktorlar haber verir. Bir türlü doktorlar şifayı bulamazlar. Padişah ferman eder. Kim iyi ederse büyük mükafatla mükafatlandıracağım diye. Kimseler iyi edemez. Ve padişah sonunda kıbleye döner. Yalvarır, yalvarır, ağlar. Çünkü cariyeye aşıktır. Biricik cariyesinin iyi olmasını ister. Ve ona da gece rüyasında derler ki aradın yarın sabahleyin gelecek o bizdendir ona tabi ol ona teslim ol padişah sabah namazından sonra sarayın penceresinde bekler karşıdan ay parçası gibi bir zat muhterem geliyor onu hemen içeri alır odasına çeker bakar. Kendi içinden der ki, sanki daha önce bunu tanıyormuş gibiyim. Çünkü o, ondandır. Neden? Cenab-ı Hak ruhlar aleminde bütün ruhları yarattı. Ruhlar yaratıldığında, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dedi ki, orada tanışıp birbirlerini sevenler, bu dünyada da tanışıp birbirlerini severler. Şimdiler dejavu diyorlar ya buna. Bizde o ruhlar aleminden, öteden ya da beriden, neredense ama tepeden, neredense. Ama bir ruh var mı? Var. Oradan. Ve Hazreti Pir, Şemsettin Tebrizi günler günleri kovaladı. Günler günleri kovaladı. Artık aşkın tecelliyatı aşkın perdeleri geçilmeye başladı. Günler günleri kovaladı ve Hazreti Şemseddin Tebrizi bir gün ayrıldı gitti. Olaylar, hadiseler, uzun mesele ve ayrılıp gittikten sonra tekrar döndü geldi. Tekrar dönüp geldikten sonra dedi ki bir daha gideceğim ve dönmeyeceğim. Ve gitti gidiş o gidiş. Bir daha dönmedi. Hazreti Mevlana günlerce yollar bekledi. Her yerlere haber saldı. Her yerlere dervişlerini gönderdi. Arayın bulun dedi ve herkes eli boş bir şekilde döndü ve Hazreti Mevlana Cevdet Rum Hazretleri artık yapacak bir şeysi yoktu. Ardından hanımı vefat etti. Ardından dünürü olan Selahattin Zerkubi vefat etti. Hem halifesiydi. E bu ardı ardına vefatlarla Hazreti Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri biraz kabuğuna çekildi. Artık çok sohbetlere çıkmıyor. Sadece zikrullah halakalarına katılıyor. Zikrullah halakasından sonra kısa bir sohbet edilecekse ediyor, tekrar hücresine çekiliyor. Etrafındaki dervişler evlendirmek istiyor, evlenmiyor. Kabuğuna çekildi. Bir gün genç dervişlerden birisi Hüsamettin Çelebi ve aynı zamanda halifesi ona dedi ki efendim bu yaşadığın hadiseleri olayları bir risale haline getirsen yazsan hemen sarının ucundan bir kağıt çıkardı. 18 beyitlik meslevinin ilk sözleri dinle Bu neyi? Ayrılıklardan nasıl şikayet etmedi? Burada bıraktık. Bir şahıs daha ekleyeceğim size. Yine Horasan'dan birisi koptu geldi. Anadolu karışık o esnada. Ve Sivas'a geldi. Sivas'tan nereye yerleşti? Karahöy'e. Kim? Hacı Bektaş Veli. O geldi. Karahöy'e yerleşti. Şimdi Hacı Bektaş denilen yere yerleşti. Derganın tekkesini kurdu. İnsanlara vaazı nasihat etmeye başladı. Sufi yetiştirmeye başladı. Eserlerini Arapça yazdı. Hazreti Mevlana Celalettü Rum Hazretleri Berht'ten geldi. Eserlerini Farisice yazdı. Kısa geçiyorum. Üçüncü önemli şahsiyet kim? Hemşehriniz Yunus Emre. O da Horasaneri. Ne yaptı? O da eserlerini Türkçe verdi. Bu üç büyük pir Anadolu'nun piri. Bu üç büyük pir Anadolu'da İslam'ın sevgi üzerine, muhabbet üzerine, birlik üzerine, barış üzerine, meşrep, mezhep, asabiyet güdülmeden bir ve beraber olmanın tohumlarını attılar. Birisi Arapça risaleler yazdı. Hacı Bektaş Veli Hazretleri. Birisi Farisice yazdı her şeyi. Kim? Hazreti Mevlana. Birisi Türkçe değişlerle harmanladı. Kim? Yunus Emre. Biz üçünü de birbirinden fark görmeyiz. Farklı gören kendisi farklıdır. Bir gören biri görmüştür. Bir görmeyen ikiliktedir. Hani Hazreti Pir yine çırağına dedi ya evladım git oradan o şişeyi al getir. Çırak koşa koşa geldi. Usta dedi orada iki şişe var. Oğlum orada bir şişe var o şişeyi al gel. Usta orada iki şişe var dedi. Usta dedi ki çırağa. evladım git dedi o ikinci kır gel bana. Kır öbürkünü al getir bana. Çırak gitti kırdı bir baktı ki hiçbir şey yok. Dedi ki usta ikisi de kayboldu. Kardeşler Birini kırarsanız üçü de kaybolur. Birini kırdınız mı? Üçü de kaybolur. Bakın birini kırdınız mı? Üçü kaybolur. Birini de kırarsanız, birini kırarsanız hepsi kaybolur. İkilik yok bu alemde. O zaman sakın ha Allah'ın veli dostlarına savaş açmayın. Hangisi olursa olsun velilere savaş açanın mağlubiyeti mutlaktır. Bu üç büyük veli bizim. Bütün dünyanın. Bizim, bütün dünyanın. Ama en acıyı söyleyeyim size. Hazreti Mevlana ile alakalı ilk araştırmaların Nichols'ına ait Nicholson diye bir zata ait. Şimdi şimdi üniversitelerde Hazreti Mevlana kürsüleri kurulmaya başlandı. Şimdi şimdi. Çanakkale Üniversitesi'nde de bir çalışma yapıyorlar. Yunus Hocamı bilirsiniz siz. Yunus Hocam önderliğinde bir çalışma yapıyorlar şimdi Çanakkale'de de. Şimdi şimdi. Bakın yeni yeni. Biz kendi değerlerimizi batılılardan öğrenmeye kalkıyoruz kendi değerlerimizi. Evet, Arabi biz İngiltere'den öğreniyoruz. Londra'da Arabi araştırmaları kürsüsü var. Mevlana araştırmaları kürsüsü Londra'da. Amerika'da Mevlana araştırma kürsüleri var. Bir o kürsünün birisinin müdürüyle tanıştım. Kıbrıslı profesör kendisi. Afyon Üniversitesi'nde bir program vardı. Oraya davetliydim. Orada tanıştık. Ondan sonra böyle baktı. Biraz tanıştık. Böyle tepeden bakıyor bize? O kadar tepeden bakıyor ki. Bizim de e, profesör Orhan Bey var. O tanıştırmıştı 9 Eylül'de. Ben tabii seslenmedim. Sufilikte var ya biraz. Cık, yok hayır. Cık, yok. Bu yere kadar dedim ya. Biraz daha tepeden şey yapınca dedim hocam sizin şemsiniz kim? Nasıl ya yani? dedi. Hocam Hazreti Mevlana'yı Mevlana'dan... eden Şemsettin Tebrizi sizin şemsiniz var mı? Durdu. Sizin tekkeniz var mı dedi. Evet efendim dedim. Her gün sema ediyorsunuz orada dedi. Evet dedim. Siz hiç dedim sema ettiniz mi? Hayır dedi. Şemsiniz yoksa dedim. Ayım şems, günüm şems, hayatım şems. Sen olmasaydın ne Allah'ı bilebilirdim, ne Muhammed'i Mustafa'yı bulabilirdim. Sözünü şerh edemezsiniz dedim. Durdu. Kulağına eğildim. Hocam aşık oldunuz mu hiç dedim. Kime dedi? Kime olursa olsun dedim. Hayır dedi. Hocam Hazreti Mevlana'yı sevmiyorsunuz siz dedim. Ya sadece okuyorsunuz dedi. Böyle baktı. Çünkü sufilikte aşık olmak önemlidir. Hazreti Pir der ki aşktan nasibi olmayanın çok özür dilerim. Eşekten farkı yoktur. Aşktan nasibi olmayanın Hazreti Pir daha ileri gider. Aşıklık o cihetten de olsa bu cihetten de olsa bizim için hüccettir der. Sakın ha böyle kadına aşık olunur mu deme. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Ayşe annemiz sordu ona. Ya Resulallah beni nasıl seviyorsun? Soru muhteşem, soruyu soran da muhteşem. Cevap veren zaten muhteşemler muhteşemi. Dedi ki, kördüğüm gibi. Sakın böyle İslam kadına değer vermemiş. Git oradan. Git oradan. Biz kadın için cenneti terk etmişiz. Sen ne diyorsun? benim atam tekmeyi vurmuş cennete yürümüş gitmiş Havva da Havva demiş. Nereye biz kadına değer vermiyormuşuz? O değer vermeyenler İslam'dan nasibi yok. İslam'dan nasibi yok. Ne demek? Hatta indi Havva Havva diye bütün dünyayı karış karış dolaştı. Dolaşmadı mı? Dolaştı. Ben o atanın torunuyum. Biz o atanın çocuklarıyız. Biz bütün dünya yetmez ahiret alemini dahi karış karış karışlarız. Aşkımızı bulmamız gerek. Ve aşık olmamız gerek. Biz beklemeyiz öyle. O yüzden yok. İslam kadına değer vermiyormuş. Allah Allah. Bakıyorum ben ona. Diyorum ya bu hangi İslam'dan bahsediyor? Hele sufiler kadınları Allah'ın cemalullahı olarak görürler. Kadın, Cenab-ı Hakk'ın cemal sıfatının tecelli ettiğidir. O yüzden biz yüze vurmak bizde haramdır. Yüze el vurulmaz. Neden müminin mümine yüzünü ekşitmesi bile haram? Neden müminin mümine gözüyle terbiye edip sert bakması bile haram? Eşlerinize sert bile bakamazsınız. Böyle hani gözünle terbiye eden vardır ya. Yok öyle bir şey. Haram işliyor o kimse. Haram. Eşine tatlı tatlı bakacaksın. Yüzünü ekşitmeyeceksin. Yüzünü ekşitirsen bil ki gece rüyan karışır. Gece rüyan karışsa iyi, hayatın karışır. <laughs> Sakın ha. <laughs> i̇şte aşıklık böyle önemli. Dedim hocam, sen sevmediysen mesnevinin kokusu bulaşmaz sana. Aşık olman lazım dedi. Döndü, bana baktı. Sen aşık mısın dedi. Ben dedim ötelerden aşığım. <laughs> Hiç dedim aşıklıktan vazgeçmedim ona. Velhasıl şimdi üzüldüm tabii. Yani Türkiye'mizde dedim Afyon Üniversitesi'nde oluyor bu. Dedim Türkiye'de neden olmasın? Neden bizim üniversitelerimizde bir Mevlana araştırma kürsüsü kurulmasın? Yunus Emre araştırma kürsüsü kurulmasın. Hacı Bektaş Veli araştırma kürsüsü kurulmasın. Bakın Hacı Bektaş Veli bu toprakların insanı, bizim canımız. Elin İngilizi geldi bir alevilik çatısı oluşturdu, bir alevilik çatısı oluşturdu. Türkiye'de bizi bölme yoluna gitti. Biz de ken baktık Hacı Bektaş Veli'ye. Benim şeyhim Nevşelli Abdullah Gürbüz Efendi, biz Hacı Bektaş Veli Hazretleri de bizim pirimiz. Ders kağıdında da pir efendilere okuyoruz ya Hacı Bektaş Veli Hazretleri de var. Ben İzmir'in Bayındır ilçesindedim. İlk işte ders veriyoruz. Biz bakıyorlar Hacı Bektaş Veli. Bana bize dönüyorlar. Siz Alevi misiniz? <laughs> benim cevabım bu. Evet. Nasıl yani? Bas be ya. Alevilik Hazreti Ali'yi sevmekse Hazreti Ali Efendimiz benim pirim. Evet Aleviyiz. Var mı Hazreti Ali Efendimiz'i sevmeyen? Hepimiz Aleviyiz bu manada. Var mı? Bu toprağın insanı. Aç makalatı oku. Dört kapı kırk makam. Kimden? Horasan'dan. E ne fark var? Dört kapı kırk makamın açılımı Mevlana'da Mesnevi'de. Mesnevi'de dört kapı kırk makamın açılımı var. E Yunus'a bak. Yunus'ta da dört kapı kırk makam var. Kimi kimden reddediyorsun, kimi kimden alıyorsun? Birini kırarsak ne yapıyorduk? Üçünü de kırıyorduk. O zaman kırmayacağız. Hepsi bizim. Balım sultanı da bizim. Balım sultanı da bizim. Hepsi de Osmanlı'nın yanında gazi olmuşlar. Savaşmışlar Osmanlı'yla beraber. Osmanlıyla beraber savaşmışlar, bütün bektaşi dergahları, tekkeleri ve bütün bektaşi tekkeleri, dergahların şehleri, Gazi unvanı almak için dervişleriyle beraber Osmanlı'nın yanında savaşmışlar. Bizim hepsi de bu toprağın insanı, bu toprakların insanı ayırıştıran ayrışır. Ayrıştırmak yok. Ve üç tane büyük pir. Hazreti Mevlana Celalettin Hazretleri, Hacı Bektaş Veli Hazretleri, Yunus Emre Hazretleri. Üçü de bu topraklarda sevgiyle, muhabbetle, aşkla bu toprakları yoğurmuşlar. Bu toprakların insanlarını yoğurmuşlar. Ve bu topraklar bütün insanlarını bir ve beraber eylemişler. Kimsenin Meslebinden, kimse meşrebinden, kimse renginden, kimse ırkından dolayı horlanmamış, kötülenmemiş ikinci sınıf vatandaş olarak görülmemiş. Hala da öyle olduğuna inanıyorum. O yüzden ne kadar oyunlar oynanırsa oynansın, bakın biz hep beraber buradayız. Ben simalarından tanıyorum. Burada e, her kesimden kardeş var. Var mı bir rahatsızlığımız? Yok. Sakın ha. Hiç kimse başı açıktı, başı kapalıydı, sakallıydı, sakalsızdı, cübbeliydi, cübbesizdi. O dergahtandı, bu dergahtandı. O cemaattandı, bu cemaattandı. Bırak kardeş. Herkes meşrebinde yürüsün. Hazreti Pir'in, Hz. Mevlana Cerahattin Umar Hazretleri'nin mesnevi de çok güzel İsa Aleyhisselam üzerinden bir İsa küpü metaforu vardır. İsa Aleyhisselam küçüktür ya. 14-15 yaşlarındadır. Anne onu Mısır'a götürür, kaçırır. Orada bir boyaneye çırak verir. Bugünkü dilde. Boya ustası boyanacak elbiseleri koyar. Küpleri gösterir. Evladım buraya at siyah, bu mavi, bu kırmızı, bu yeşil, bu beyaz. Boyanacak olanlar da bunlar. Bunları boya akşama kadar müşterilere teslim edeceğiz der. O da olur der. Hazreti İsa aleyhisselam alır bütün elbiseleri ve kumaşları bir küpe atar. Akşam olur. Patron ve müşteriler gelir. İsa aleyhisselama sorarlar. Çocuk da ya da. Boyadın mı? Evet ustam der. Hepsi de boyandı. Evladım ben hepsini ayrı renk söyledim. Sen neden hepsini bir küpe attın? İsa aleyhisselam susar. Der ki bu eski yeni ahitte geçer bu hikaye. Bunu Hazreti Mevlana Celalatül Hazretleri de mesnevisinde almış. Gider İsa aleyhisselam sırayla müşteriye sorar. Sen ne istemiştin? Yeşil. Elini küpe atar. Onun elbisesini çıkarır. Yeşil. Al. Sen ne istemiştin? Beyaz. Elini sen neydi senin? Hiç sormaz. Onun takım elbisesi varmış. Alır oradan takım elbise beyaza boyanmış. Onu alır öbürkü siyah, öbürkü yeşil, öbürkü kırmızı. Herkes hayrette. Akıl gitti. Buna baktığınızda aklen mümkün mü değil. Zaten Cenab-ı da peygamberlerin üzerinden herkesin ilahlaştırdığı aklı mat ediyor. Allah kitaplarıyla ve peygamberleriyle kendilerini akıllı zanneden akılsızların akıllarını mat ediyor. Herkes aynı küpten kendi renklerini alır. Aynı renkten. Kendi istediği renk ama bir küpten. Kardeşler hepimiz bir küpün renkleriyiz. Hepimiz, biz kendimiz renkli görüyoruz. Bir rengiz aslında. Ne dedi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri? Ey insanlar, insanlara bakın, iman edenler değil, Müslümanlar, işte Hristiyanlar, Yahudiler değil. Ey insanlar, hepiniz Adem'in çocuklarısınız bir tarağın dişleri gibisiniz. Kardeş olun. Acemin araba, arabın aceme üstünlüğü yok. Ancak takvacı üstün olanlar Allah katında üstün. O zaman kardeşiz hepimiz. Hepimiz bir tek kün dedi olduk. Var mı farkımız? Yok. İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin yolunu ve ışığını takip eden Hazreti Mevlana Celalet-i Rumi Hazretleri mesnevisinin ilk 18 beyti dinle ile başladı. Ben vaktimi doldurdum ama Hazreti Pire atfen birkaç beyt okuyayım. İnşallah hiç olmazsa e, biraz böyle giriş yaptım hakkınızı helal edin. Böyle tanzim edilmiş bir şey değildi. Hazreti Pir dinle ile başlar. Dinle. Dinlemek konuşmayı öğrenmektir. Dinlemek edep öğrenmektir. Dinlemek saygıdır. Dinlemek kendini tanımaktır. Dinlemek bilmeye giden yoldur. Dinlemiyorsa bir kimse ona hiçbir şey anlatamazsınız. Dinlemiyor. Ne yapacaksınız? Hiçbir şey anlatamazsınız. Hiçbir şeyi ona aktaramazsınız. Dinlemesi gerekir. Eski Helenistik çağlarda Yunan felsefecilerinin yanındaki talebeler asla soru sormazlarmış. Yasak ama e, İslam'da böyle bir distur yok. Sahabeler soru sormuşlar Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem'e. Ama dinlemişler de. Dinlemek çok önemli. Sufilikte de, sufi terbiyede de dinlemek çok önemli. Mürit önce mürşidine gelip teslim olur ve onu dinler. Bazen dinlediği şeylerin içerisinde kendi aklına vurduğunda... Normalde kendisine normal gelmeyen şeyler de olur. Ama dinler. Dinlemezse sufi sufi olamaz. Hani Hazreti Mevlana yine Mesnevisinin başka bir eğitinde der ki çocuk dinleyecek der. Dinleyeceksin. Dinler ondan sonra tay tay demeye başlar. Dinlemezse konuşamaz. Dinlemezse zannediyorum burada üniversiteden hocalarımız var öyle değil mi? dinlemeyen öğrenciyi ne yapıyorsunuz? Dışarı atıyorsunuz. Evet. Dinlemeyen öğrenci dışarı atılır. Dinleyecek. Hayat dinlemekten ibarettir. Eğer dinlemiyorsa bir kimse etrafını, sağını, solunu, karşısındakini, rüzgarı, kuşu, sesi, denizi, varlığı dinlemiyorsa göremez. görmek göze değildir. O bakmaktır. Dinlemektir görmek. Kulak gözdür. Eğer dinleyene. O yüzden Hazreti Pir Bişno dinle der. Tabi Bişno'nun B'sinden bir sürü şeyler çıkarırlar. Yok. Onlara hayır demek değil. Ama önemli olan dinlemektir. Dinle. Kur'an ne diyor? Dinle. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ne diyor? Dinle. Üstadın ne diyor? Dinle. Hocan ne diyor? Dinle. Ustan ne diyor? Dinle. E bir demirci ustası ustasını dinlemeden usta olur mu? Olmaz. E üniversitede okuyan herhangi bir öğrenci öğretmenini dinlemeden onu o dersi anlayabilir mi? Anlamaz. Ben çok zekiyim der kendi kendine. Anlamaz. Dinlemesi lazım. Hazreti Pir Öylesine bir yerden vuruyor ki aslında öylesine bir öğreti veriyor ki bütün insanlığa dinlemeyen insan olma vasfını kaybeder. Hani insan üzerinde felsefeciler kendilerince dururlarken konuşan hayvan derler ya Batı felsefecileri. Derler ki insan konuşan hayvandır. Bunun bir kısım bizim içimizdeki felsefeciler de kabul ederler. Ben kabul etmem. Biz insan olarak yaratıldık. Cenab-ı Hak bizi insan yarattı. Biz insanız. Hayvandan farklıyız. Ha belki de bu açıdan baktığımızda yani diyeceksiniz ki onlar da yiyip içiyor, onlar da uyuyor. Ayrı mesele. Ama dinlemek bizim en önemli hususiyetimiz. Dinlemek. Dinlerse bir kimse gittiği yoldan başka bir yola döner. Dinlerse. Dinlemezse gittiği yoldan başka bir yola dönmez. Dinlerse o kimse eğrisini doğrusunu öğrenir. Dinlemezse öğrenemez. İşte Hz. Mevlana dinle diye başlar. Bizim işimiz dinlemek. Bizim işimiz. O yüzden diyeceksiniz ki sen de mi dinliyorsun? Evet ben de dinliyorum. Allah izin verirse inşallah bu neyin feryadını Cenab-ı Hak nasip eder. Bir daha buralara gelirsek İnşallah neyin feryadını ne ne imiş feryadı ne imiş devam ederiz. Tabii siz böyle muhteşem bir katılımla e, burayı doldurdunuz zannediyorum devam ederiz inşallah. Sorularınıza bakayım. Ondan sonra mevlevilerde bir zikir toplantısı olan toplandıklarında önce mesnevi şeriften okurlar ardından zikrederler. Zikrederlerken de sema ederler. Semayı da bir dahaki derste anlatırım inşallah size. Olmaz mı? Eğer nasip olursa. Çünkü semanın üzerinde bu soru çok sorulur. Hocam Hz. Peygamber Efendimiz'de bu var mıydı? Ben vardı derim. Kalır herkes. Zannederler ki yani bu sonradan olan bir şey değil. Hazreti Cafer tayyar geldi. Hazreti Ali Efendimiz de orada. Bir de kim var? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hazretlerinin azatlı kölesi. Azatlı kölesine dedi ki: Ben seni çok seviyorum. Kendinden geçti. Hadis-i şerifin metninde diyor ki: Tek ayağını yerde basaraktan öbür ayağını havaya kaldıraraktan etrafında dönmeye başladı cafer Tayyar mahzun baksın baktı. Ona dedi ki sen de benim kanımdansın. O da diyor dedi o öbürkünün arkasına takıldı. Hazreti Ali'ye de dedi ki senin canın benim canımdandır. O da onların peşine takılarak da ne yaptılar? Onun etrafında sema ettiler. Sema etmek, met etmek, onu ulvileştirmek inşallah. Tasavvufun özü nedir? Tasavvufla din arasındaki bağlantı nedir? Selamun Aleyküm demiş. Tasavvufu herkes kendince kendi dairesinde tarif etmiş. Büyük sufiler kimisi ahlaktır demiş, kimisi edeptir demiş, kimisi Allah sevgisidir demiş, kimisi Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlanmak demiş, herkes demiş. Bu fakirin de tasavvuf terimi şu, Kur'an ve sünnet dairesinde Allah'a koşmak. Ayeti i Kerime'de diyor ki... Allah'a koşun. Allah'a koşun. Biz zaten Allah'a döndürüleceğiz. Bir zorlu dö döndürülme. Bunda senin hiç... ihtiyarın yok. Herkes tek yön istikamet. Başka istikamet yok. Hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz. Hristiyanmış, Yahudi'ymiş, Müslümanmış, putperestmiş, Hindu'ymuş, hiç önem değil. Herkes ona döndürülecek. Bu ne? Bu zaruri. Ama sufilerin dönüşü, Allah'a dönüşü zaruri değil. Ya gönüllü. Biz İsteyerekten ona dönüp, ona doğru koşmayız, istiyoruz. Ben tasavvuf olarak onu görüyorum. Dini hürriyetlerini kaybedenler, kişisel hürriyetlerini ve vatanlarını kaybederler dediniz. Günümüzde ülkemizde dini hürriyet var mıdır? Başımıza gelenlerin riyakarlığın artmasıyla ilgisi olabilir mi? Dini hürriyetten kastım samimi olarak inanabiliyor muyuz? Allah için Allah'a kul olabilir olabiliyor muyuz? Bu soruları genç arkadaşlar bana sorarlar her yerde. Benim cevabım muhteşemdir. Sakın bana siyaset yapıyorsunuz sözünü söylemeyin. Anlaştık mı? Yıl 1987. Ben İzmir'in Bayındır kazasında bir kendi evcazim var. Önümde Buhari Hadis-i Şerifi kitabı var. 3-5 arkadaş böyle hadis okuduk. Onlara içim daraldı böyle. Hadi gidin bu gece erken dedim. Tek başıma yaşıyorum o zaman. Yeni dine döndüm. Yeni dine döndüm. O kitaplar da bir kahvelerinde çalıştığım bir çocuk var. Babası demiş ki yakacağım bu kitapları. Dedi ki Mustafa abi sen de dursun mu? Dursun oğlum dedim. Aldı getirdi. Buhari okuyorum kapıya güm 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 güm. Daha bizim annemin kapısı da vurulunca gacır tak açılıyor. Bütün mahalle açar kapıyı. Salça bellidir, tereyağı bellidir, çay bellidir, şeker bellidir, ekmek bellidir. Bu annemin kültürü. Herkes gelir, Nerman abla, çay alacaktım der, oradan çayın yerini biliyordur, alır gider. Bizim ev böyle bir evdi, ben o evin çocuğuyum. Çok mutluyum annemin ve ailemin bu davranışından. Allah o günler tekrar bize inşallah gösterir. Gacırt geldi salondan direkt biz kapı benim bulunduğum yer salondan öyle açılınca salona giriliyor. Polisler. Baktılar Buhari hadis kitabı rahlede. Buyurun karakola dedi. Hayırdır dedim. Kitabı aldı. Suç aleti, suç unsuru. Gittim ben karakola. Karakolda ifade suç aleti, suç unsuru olarak Buhari kitabı. Savcı müftülüğe yazı yazdı. Bu kitap suç unsuru mu değil mi diye. Müftü bir ay cevap yazamadı. O kitap dini kitaptır diye. Kıymetli kardeşler. Bu ülke bizim. Bu vatan bizim. Bu insanlar bizim. Bize, bize kendi insanımız zulmetse dahi bizim. Bir Yunan postalından kıymetli mi? Kıymetli. Bir İngiliz süngüsünden kıymetli mi? Kıymetli. Zulmeden de bizim. Bilmiyordu. Bunları ben yaşamış insanım. O yüzden evet. Hürriyet yoktu. 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 Biz devlete isyan etmedik. Onu yaşamış insanım ben. 12 Eylül'ü görmüş insanım. 12 Eylül'de 6 ay kendi yaşadığı kasabaya gidemeyen insanım ihtilalde. Bir daha bu ülke kardeş kardeşi katletmeyecek, birbirine düşman olmayacak inşallah. O yüzden dini estağfurullah özür dilerim. O yüzden dini hürriyetlerimiz Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle yavaş yavaş oluşacak. Bir şey daha söyleyeceğim bu mevzuyu kapatacağım. Ben 28 Şubat'ın teröristiyim. Saygılar sınarım. Ben o zaman sorgu odasında beni sorgulayan e, polis şefine şunu dedim. Müdür dedim. Böyle yüzüne. Bu yüze iyi bak dedim. Böyle baktı. Burada dedim sen şimdi Mossad'ın şunun bunun baskısı altında durabilirsin. Şu yüze iyi bak dedim. Bir gün dedim beni televizyonlarda seyredeceksin. Ve diyeceksin ki dedim müdüre. Diyeceksin ki işte o adam. Ben dedim buna inanıyorum. Bu vatan bizim çünkü dedim. Bu insanlar da bizim. Hamd olsun. Hepimizde, hepimizde barış içinde, tatlılıkla mutluluğa yürüyeceğiz. Mutluluğa inşallah. <laughs> Muaviye'nin oğlu Yezid Müslüman değil miydi? Şunu söyleyeyim, hiç kimsenin ne dinden olduğunu, hiç kimsenin hükmetmeye hakkı yok. Bu bize İslam'a sonradan girmiş bir şey biz herhangi bir kimsenin imanına, küfrüne fetva veriyoruz. Kardeş, sen bize küfrü anlat. Bunlar, 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 bunlar yapanlar küfre düşerler de. Buna ilim olarak hakkın var. Ama sen küfür ehlisin mi hakkın yok. Anladınız mı? Tekfir, büyük hastalık. O yüzden Muavin oğlu Yezid Müslüman mı? Son nefesinde yanında değildim. Dinlemedim. Son nefesini. Bilmiyorum. Yaptıkları doğru mu? Değil. Tasvip etmiyorum. Ama Müslüman mıydı değil miydi? Ben de iman metre yok ki. Koltuğunun altına koyayım bileyim. O Rabbin işi. Türklerin İslam'la tanıştığını anlattınız. Şu kafa ma takılıyor. Türkler çok cana yakın samimi birbirine sarılıp öpen kadın ya da erkek ama dinimizde günah biraz bocalıyoruz cevap. Yani önüne gelen kadını öpeceksin diye bir kaydem var kardeşim samimiyiz diye. Olur. Her önüne gelene sarıl. Vay be. Neden? Biz çok samimi milletiz. Nerede gördün? Türkler çok samimiyiz diye sarılıp öptüğünü. Türkler meşhur ne kutsal at avrat silah. Sen Türk'ün avradına yaklaş bakalım bir ne oluyor. Sen Türk'ün atına bir yaklaş bakalım ne oluyor. Bozulmayan kavim Türklerdedir. Ta öncesinden beri. Neden? Avratlarını çok kıskanırlar. Çok kıskançtırlar. Onları harekete geçirmek istiyorsan avratlarına böyle uzaktan bir bakcan. niyetti, Gözünü oyarlar, eline bile vermezler. <laughs> Sema zikir hali midir? Öyleyse aleni yapılması doğru mu? Allahu Ekber. Aleni değil mi? Ezanlar aleni değil mi? Cenab-ı Hak ayeti kerimede diyor ki haç farizasını yerine getirdikten hemen sonra geçmişte atılarınızı andığınızdan daha şiddet bir şekilde Allah'ı anın. Aleni lebbeyk Allahümme lebbeyk. Aleni Allahu Ekber. Aleni. Ey kardeşler biz pısırık bir millet değiliz. Biz Allah Allah nidalarıyla Viyana kapısına gitmişiz. Biz bilmeyiz öyle süprüntülü. Biz uyuntuluğu bilmeyiz. Uyuntuluğu bilmeyiz. Biz topla, tüfekle, tankla gideriz. Mehterle gideriz. Düşmana da haber veririz. Geliyoruz. Nerede var öyle bir şey? Hiç gördünüz mü siz? Uyuntuluk yapalım biz, sinsilik yapalım. Bizim dostluğumuz da meydandadır, düşmanlığımız da. Zikrullahımız da meydandadır. Hiç öyle bir şey yok. Hiç. Ha evimizdeyiz. Kimseyi rahatsız etme. Kimseyi rahatsız etme. Orada zikrini de duanı da gizli yap. Eyvallah. Evinin köşesine bir secdade at. Evinin bir köşesine. Senin orası itikaf yerin olsun. Kadın erkek. Biz evin köşesini en lüks koltuklarla doldurduk. Burası misafir odası girilmez. Burası salon. Asla girilmez. Ha nerede oturacağız? Mutfakta. Ya mutfağın neresinde namaz kılacaksın? Orada itikaf gibi böyle kendinden geçeceksin, gözlerini belerteceksin. Yok. Kadın bakıyor. Bunu babam almıştı. Ha oturmayayım o zaman tamam. Baban aldı ya. E onu da benim babam aldı, ben de onu da oturmayayım. Evinizin köşesine bir seyda de. Sizin itikaf yeriniz olsun. Her şey bitmiş. Allahu Ekber. Namaza. Ya ben beş vakit kılamıyorum. Ya sana beş vakit demiyorum, iki vakit kıl gece. Gündüz çalışıyorum. İyi. İşte rimellerin de akar. Eyvallah. Rujun da bozulur. E tamam. E tamam. Akşam senin rimeline rujuna bakan var mı? Yok. E hadi secda de geç. O e, olur mu öyle? Ya sen kıl. Sabah kılmadın iki rekat farzını kıl. Öğlen kılmadın dört rekatta farzını kıl. İkindi kılmadın dört rekatta ikindi kıl. Ardından akşamı kıl üç rekat. Ardından yasıyı kıl dört rekat. Ardından vacibi kıl üç rekat. Kıl en fazla Cenab-ı kulağından tutar senin. <laughs> Kulum neden namazını geciktirdin sen? Ya Rabbi benim rimelim çok kıymetliydi. <laughs> İyi hadi. Der ben ona inanıyorum. Ama hiç kılmamışsın. E, yavrum sen hiç kılmamışsın. Elektrikler kesikti mi diyeceksin? O yüzden evinizin köşesine bir secdadı atın. Evinizde se secdadı olsun. Evinizde bir Kur'an-ı Kerim meali olsun. Evinizde bir bak o şeyin, diyanetin bastırdığı üç ciltlik e, riyaj Salim var. Harika. Hadis kitabı. O üç ciltlik hadis kitabı olsun. Sakın ha. Bu sonradan çıkmalar var ya hadislerin hepsini reddeden. Onlar ne dinleyin ne okuyun. O ilim değil. Hayır. Onlar, ben böyle fermar bazen bozulmasın diye arada bir kontrol ediyorum. İngiliz veya onun bunun içimize kattıkları din en güzel şekilde Anadolu'da anlaşılıyor şu anda. Bunu bozmaya çalışıyorlar. Anadolu'daki İslam anlayışı dünyaya hakim olur diye korkuyorlar. Bu İslam anlayışı muhteşem. Süzüle süzüle gelmiş. Son dönemde dahi Süleyman Hilmi Tunalları'yla ondan sonra Bediüzzaman Said-i nice alimlerle, ulamalarla süzülmüş öz. Sakın ha hadisleri reddetmek yok. Üç ciltlik Riyaj Salih'in alın başıcınıza koyun. Gidin Diyanet'in bir de İlmihal kitabını alın. Bakın ciddi söylüyorum bunu. Koyun başucunuza. Okuyun çocuklarınızla da okutun. Çocuklarının sonra Arapçasını da öğrenir. Bunda bir sıkıntı yok inşallah. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Sizden kimse sakın ayakta su içmesin. Unutarak içerse hemen kussun. Doğru. Kusamayacağım yalnız. <laughs> Bu hadis-i şerifte var. Doğru. Peki bunun ortasını nasıl bulacağız? Öyle değil mi? Ortasını bulmak değil. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri her hal üzerine sünneti var. Bir kimse zorunlu kaldı ayakta içebilir mi? Evet. Caiz midir? Var mı hadis-i şerif? Evet. Ama evindesin, otur da iç. Otur da iç. Veya ta başka bir gelmiş, müsait bir yerdesin, otur da iç. Ama işte İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde ondan sonra su içecek ya arkadaş. E bu da yok. Yapma. Veyahut da ben şimdi buraya geldim ya. Dişleri misvaklamak sünnet. Elimde kocaman bir misvak misvakla sizin önünüzde. Yapma. Her sünnetin yeri var. Yerli yerinde. Sevdiriniz nefret ettirmeyiniz korkutmayınız itici olmayınız sevdirmekle mükellefiz inşallah devleti yönetenlerin yanında bulunan yalakların ve salakların bolluğu günümüzde olduğu gibi demiş ne gibi sorunlara yol açar bu yalaklar ve salaklardan kurtulma yolları nelerdir devlet onları ayıklar merak etmeyin siz devlet onları öyle bir ayıklar ki Ben devleti iyi tanırım. Devlet böyle önce böyle çok affedersiniz. Siz zannedersiniz ki yani salak ya. Çok özür dilerim. Değildir. Yazar hep kenara. Evet. Vakti geldi mi ipini çeker. Benim ortağım var İstanbul'da. Maliye demiş ki defterlere getir. Bana telefon açtı. Baba dedi maliyeden aradılar. Defterleri istiyorlar. Dedim Ahmet. Buyur baba dedi. İş ortağıyız. Yavrum dedim. Devlet dedim bakar. Senin küpün dolmuş. Alacağını alır seni bırakır dedim. Merak etme. Ne yapayım baba dedi. Ne okuyayım diye bana soruyor. Lan oğlum ne okuyacaksın dedim. Muhasebecini götür yanında. Neyse muhasebeci götürmüş yanında. Ondan sonra bunlar titriyorlar tabii. O yeminli mali müşavir demiş ki, demiş Ahmet kardeş titreme. Bir alacağımız var. Onu alacağız demiş. Eğer demiş böyle zorluk çıkarırsan acı çekersin. Zorluk çıkarmazsan demiş tatlı tatlı alırız. Acı çektirmeyse maliyeci mi? O mu? Sözüm senden dışarıda. Beni götürme buradan. <laughs> Ve gitmiş demiş ki Ahmet'e Ahmet fazla demiş heyecan yapma otur bakalım oturmuş bakmışlar hesaplara demiş ki 200 milyar gönlünce şuraya demiş e, yaz seni demiş fazla üzmeyelim Ahmet çıktı baba 200 lira ver oğlum dedim baba 200 lira dedi ceza oğlum ver dedim uğraşma eğer uğraştırırsan dedim senin dedim 10 yıl önce ne yaptığını senin önüne koyar dedim. Uğraşma. Ver 200 lirayı kurtul dedim. Kurtulduk 200 lirayı verip. Memnun ol. O yüzden devlet ama asayiş olarak. Ama maliye olarak. Siz merak etmeyin. Onu aklı yok zannedersiniz. Vardır o. 12 Eylül'den bir anı size. 12 Eylül'den. Adam elinle koymuş gibi kimde ne silah olduğunu biliyor. Bir mavi tren diyoruz biz adını onu koyduk. Bir mavi minibüs geliyor nokta atış yapıyor. Kimi almışlar filancayı tık 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 alıp gidiyor. Mustafa Özbağ sıra sende dedim. Selamünaleyküm İzmir'e gittim. Ertesi gün bizim eve gelmişler. Kafayı tek tek tık, tık, tık vuruyorlar. Annem çıkıyor. Diyor Mustafa Özbağ nerede? Vallahi bilmiyorum oğlum diyor. Ne zaman gelir? Vallahi bilmiyorum oğlum. Gitti diyor. Gitti yeri de söylemez. Böyle mi yapar diyor. Böyle yapar. Neden diyor. Böyle benim oğlan diyor. Oralar ben öyleyim. 66 gün azot fabrikasında burnumu çıkarmadan çalıştım. Devletin aklı vardır. Merak etme, Ayıklar. Ulul emre itaat vaciptir. Hazreti Hüseyin radıyallahu an efendimizin yanlış mı? Efendimiz yanlış yapmıştır diye konuştu. Bu sorunun sahibi yanlış mı? Mana değişiyor çünkü. Sorunun sahibi nerede? Asmayacağız ya. <laughs> Yok mu? Evet. Ulul emre itaat vaciptir. Ama ulul emr Kur'an ve sünnete tabi olmakla mükelleftir. Vahdedi vücudun vahdedi şuut mu? Bunun felsefe olarak normalde bunu konuşmak vahdedi vücut mu vahdedi şuut mu demek yani bu internetten okunan bir şey. Bu böyle bunun alt zemini yok. Vahdedi vücutla vahdedi şuhudun arasında ne fark görürsünüz? Vücut, vücudun birliği. Vahdede şuhutta vücudun birliği yok mu? Bir algı. Bu bir zevk. Bu bir manevi hal. Bu bir kimsenin inançsal olarak inanıp inanmamayla alakalı bir şeysi değil. Vahdede vücut mu, vahdede şuhut mu? Hiç umurunda değil, Hazreti Mevlana bu alemi hayal üzerine yürür gör demiş. Gelin Hazreti Mevlana'da buluşalım. Diyelim ki bu alemi hayal üzerine yürür gör. Şems'in dünyaya gelişi ve görevi sadece Mevlana'ya yetiştirmek miydi? Tekamülüne Mevlana'ya olan aşkını yaşayarak mı erdi? Hazreti Şemsettin'in tebrizi zaten tekamüle ermişti. Hazreti Mevlana'yı aşk yolunda tekamüle erdirdi. Kıymetli dostlar, yakın ilgi ve alakanız için teşekkür ederim. Hepiniz can kulağıyla dinlediniz, size teşekkür ederim. Derdim, amacım alkış almak değildi. Şimdi e, sema edeceğiz. Sema esnasında yorum yapmamak, yanındakiyle konuşmamak, sema esnasında zikretmek önemli. Bizim semazen kardeşlerimiz biraz böyle tuhaf olacak tarifim ama kaç para kaç para diye dönmüyorlar. Biz onlara her çarkta Allah dedirtirekten talim ettiriyoruz. Her çarkta semazen bir dönüş bir bütün böyle 360 derece döndü mü bir çark denir. Allah derler kendi içlerinden. Böylece her çarta Allah, 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 Allah'ı zikrederler. Sema bu manada bir zikir törenidir, ibadettir. Zikrederse bir kimse ibadettir. O yüzden sema restoranlarda, meyhanelerde, açılışlarda, yok otellerin lobilerinde, yok AVM'lerde, orada burada paralla pulla olacak bir şey değildir olmaması gerekir. O yüzden semazenin ücreti Allah'a aittir. Semazen yok gel bir saat burada dön sana 30 lira yövmeye verelim. Yok gel işte bir ilahide sen gel bir orada sema et sana 50 lira yövmeye verelim. Bu işin ruhuna aykırı bir şeydir. O yüzden biz Karabaş Veli Tekkesi semazenleri olarak semamız ücrete tabi değildir. Biz bu konuda çok hassas davranmaya çalışıyoruz. Kardeşler sema karşılığında ücret almıyorlar. Biz kapının önünde hiç kimse sizden ücret istemeyecek. Hiç kimse sohbet CD'si size satmayacak. Hiç kimse dergi, gazete, kitap vesaire şeyler kapının önünde din adına, İslam adına satış yapmayacak. Bizim basılı kitabımız, dergimiz yok. Bir dergi bastıttırıyoruz. Onu da ücretsiz dağıtıyoruz. Gücümüzün yettiğince böyle yapabildiğimiz kadar ücretsiz dağıtıyoruz. Bizdeki bütün dini hizmetler ücrete tabi değil. Ayeti kerimede Cenab-ı Hak bizim hemşehrimiz olan Antakyalı kim? Kur'an'da geçen Habib. Ne diyor? Habibine car. Ne diyor? sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz. Birisi size din anlatıyorsa sizden ücret talep etmeyecek. Ediyorsa onun peşinden gidilmez. Birisi sohbet edip dışarıda benim sidilerim satılıyor almazsanız hakkım helal değil derse o doğru değil. Dışarıda benim kitabım satılıyor ondan gidin öğrenin alın ondan diyorsa doğru değil bizim kendi yolumuz ve inancımız. Biz hiçbir dini hizmetin karşılığının parayla olması gerektiğine inanmayanlardanız. O yüzden biz hiçbir dini hizmetin karşılığında ücret, alkış, ne bileyim işte muhabbet, sevgi bekleyenlerden değiliz. Allah razı olsun denilmesini dahi beklemiyoruz. Tekrar söyleyeyim, Allah razı olsun dahi denilmesini beklemiyoruz. Alkışlanmayı beklemiyoruz. Biz inandığımızı yaşıyoruz, inandığımızı anlatıyoruz. Bursa'daki tekkemiz de öyle. Yıl 365 gün sema var. Yula, yıl 365 gün orada herhangi bir ücret talep edilmiyor. Bizim sohbetlerimizde de ücret yok. Herhangi bir ranta dönüşme yok. O yüzden biz buraya hisebilirler sayın valimle bir eski hukukumuz var. Ondan sonra ben hiç yurt dışına çıkmıyordum. Çok davet ediliyordu. Ben hiç çıkmıyordum. Çıkmama sebebim de şuydu. Yani böyle işte yurt dışındaki insanlar hani bunlar geldiler bir şey isteyecekler diye bakıyorlar ya. Bıkmışlar Almanya'da, Hollanda'da, Avrupa'dakiler. Müslümanlardan bıkmışlar. Dilenci Müslümanlardan bıkmışlar. Öyle söyleyeyim. Ve her gördüğünü de dilenci zannediyorlar. Haklılar. Ben onu çok yaşadım. 28-29 yıldır yaşarım. Bir yere giderim, sohbet etmem. Bakarlar ne isteyecek diye. Ben en baştan onu söylerim. Hiçbir ücret istemeyeceğim. Yemek de istemeyeceğim, su da istemeyeceğim, ekmek de istemeyeceğim, yatacak yer de istemeyeceğim. Ben fiise billa Allah için geldim. Sizle sohbet edeceğim. Bu kadar. Kahveciye diyorum ki kapat şu televizyonu. Kapatıyor. Ne kadarlık çay satarsın burada? Yapıyorum diye söylemiyorum. İşte 300 lira. Al 300 lira. Ey arkadaşlar, beni 5 dakika dinler misiniz? Herkes bakıyor. Sakallı böyle çılgın bir adam. Onların bakışlarından anlıyorum ben. Bırakın kağıtları bırakıyorlar şimdi. Kardeş sonra pokere devam edersin. Sen gene çek diyor mu ona. Bakıyor şimdi ben pokerden de anlıyorum. E iyi poker oynardım önceden. E şimdi anlatıyorum şey yapıyorum. Bana diyorlar ki otur. Yok diyorum. Bu kadardı benim konuşmam. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Ya sen kimsin? Boşlar benim kim olduğum ben size doğruyu anlatmaya geldim. Bu kadar. Biz size inandığımızı anlatmaya geldik. Onu diyeceğim sayın valim illaki dedik ya dedi oraya gelmeni istiyorum senin dedi. Dedim pek sayın valim bize kötülük yaptı. Huzurunuzda itiraf edeyim. Biz Bosna'ya gittim ben. Hayran oldum. Oradaki savaşın kalıntılarını gördüm. Üzüldüm. Ama oraları gördüm. Ecdat oralara kadar gitmiş. Ne hizmet etmiş. Ne hizmet etmiş. Ve sizleri bekliyorlar. Şimdi her sene gidiyoruz oraya. Her gittiğimizde de sayın valimi anıyorum ben. Diyorum ya bana bir şey hayra vesile oldu. Ben hiç çıkmıyordum. Şimdi orada dostlar edindik, kardeşler edindik, arkadaşlar edindik. Oraya gidip geliyoruz. Tabi Sayın Valiniz'i ve Valimi huzurlarınızda hepinizde adına da ben de kendim de kardeşler adına teşekkür ediyoruz bize bu konuda hayırlı bir kapı açtı buraya da gelişimiz Allah razı olsun ben Vali Bey adına alkışlar almış olayım buraya da gelişimiz Sayın Vali Bey'in bu noktada davetiyleydi. o yüzden hepiniz can kulağıyla dinlediniz hepinize sonsuz teşekkür ediyorum semada. Allah, Allah, Allah diyerekten hep beraber Allah diyeceğiz. Bir şey söyleyeceğim son. Çenem düştü bugün bildim. Hadisi kutsi. Mahşerde herkes perişan bir halde dururken nurdan minberler üzerine nurdan elbiseli, nurdan taçlı kimseler ututturulur. Peygamberler onlara hayretle bakarlar. Mahşer halkı onlara hayretle bakar. Sorarlar. Bunlar Hangi peygamberlerden bir münadi melek cevap verir? Bunlar peygamber değil. Soran sorar tekrar. Bunlar hangi şehitlerden? Bunlar şehit de değil. Ya bunlar kim? Münadi melek cevap verir. Bunlar dünyadayken birbirlerini Allah için seven. Akraba olmadıkları halde, menfaatleri olmadıkları halde birbirlerini Allah için sevenler ve toplandıklarında Allah'ı zikredenler. İşte bunlar hiçbir gölgenin olmadığı mahşer yerinde Allah'ın gölgesinde gölgelenecekler. Benim derdim Allah'ın gölgesinde hep beraber gölgelenmek. Benim derdim. Benim derdim hep beraber burada Bakın tüm kardeşler olarak sema edip içimizden bir sefer dahi olsa Allah deyip o gölgede gölgelenmek. Kim toplu halde zikrullah yaparsa af olmuş olarak kalksın demiş. Hadisi kutsi de inşallah. Af olmuş olarak buradan kalkanlar olma dileğiyle semada buluşuyoruz. Selamun Aleyküm. Alkış yok. Sayın Valim ve eşleri saygıdeğer hanımefendi, değerli konuklar, şimdi Karabaşı Veli Kültür Merkezi Sema ekibini sahneye davet ediyorum. Onlar yerlerini alırken ben bir defa daha hatırlatmak isterim. Sizlere lütfen cep telefonlarının sesini kısarsanız ve alkışlamazsanız Sema bittiğinde çok mutlu oluruz.